Psikiyatrist uzman doktor İrfan Bayram, artan intihar vakalarının temel sebeplerine ilişkin açıklama yaptı. Devam ettirme çabası içindeyken bazı kişiler hayattan bezmiş olur. Çoğunluklu olarak depresyondaki hastaların intihara meyilli olduğunu söyleyen psikiyatrist İrfan Bayram, son dönemde vakaların %50 arttığını ve erkeklerin intihara daha meyilli olduğunu söyledi. Bunlar bozukluk dediğimiz, halk arasında psikozmanik depresif denilen formunda görürüz. Hasta en çok bu formda nekahat devrinde, yani iyileşme devrinde intihara teşebbüs eder ve gerçekleştirir. Başlangıçta intihar fikri vardır, gücü yoktur. Tedavi görüp faydalanmaya başlarken güç de gelir. İntihar meyli, hevesi geçmediği için de intihar eder. Ayrıca alkoliklerde, madde bağımlılıklarında intihar görebiliriz. Şizofrenlerde ve konversiyon reaksiyonu olanlarda gösteri tarzında, oyun tarzında intihar teşebbüsleri olabilir ve bu gerçekleşebilir. İntihar etmenin birçok hastalığın dışında birçok nedenleri de vardır. Buna aile içerisindeki anlaşmazlık, kendilerinin çevre tarafından anlaşılamaması, kendilerine güven duygusu olmaması, suçluluk hissetmeleri intiharda rol oynar. İrfan Bayram, intihar edecek kişinin bunu belirteceğini ve dikkate alınması gerektiğini aktardı. Kumar bağımlılığı da yurdumuzda ve ülkemizde çok artmıştır. Bunlara bağlı olarak da maddi sıkıntılar, suçluluk duyguları nedeniyle de intiharlar çok sık olmaktadır. 1910 yılın civarında yapılan çalışmalara göre 10.000 kişide bir kişi intihar etmektedir. Fakat son zamanlarda bu 10.000'de bir olan sayı 10.000'de 1.5'a çıkmıştır. Yani %50 artmıştır. İntiharlar daha çok erkeklerde görülür ve erkeklerde görülme yaşı 65 civarındadır. Kadınlarda erkeklere göre daha azdır. Onlarda da görülme yaşı 45 civarındadır. Bu pandemi döneminde intiharlar artmıştır fakat bunlar istatistiklere henüz daha dökülmemiştir. Büyük bir ihtimalle evde kapalı kalmanın verdiği hezeyanlar, ailevi problemler, ekonomik sıkıntılar, biraz önce bahsettiğim bağımlılıkların artmış olması da intiharları artırmaktadır. İntihar edecek kişi bunu belirtir. Hayattan bezdim, hiçbir şeyden zevk almıyorum, yaşamam bana manasız geliyor gibi sözlerle bunu belirtir ve yakın çevresinden yardım ister. Bu bir çığlıktır. Yakın çevresi bunu bir gösteri gibi değerlendirirse ümitsizliğe kapılarak bana değer vermiyorlar, bak bunlar da beni sevmiyorlar gibi düşüncelerle intihara meyleder ve gerçekleştirir. Bunun için biz bu tip düşünceleri olan her kişiyi ciddi olarak ele almalıyız ve aileyi ikaz etmemiz gerekir. Ben hasta yakınlarımla işbirliği yaparak, üçlü bir işbirliğiyle bu işin çözüleceğine inanıyorum ve gizli saklı konuşmadan hasta yakınlarına nefeslerinin enselerinde olmasını, her hareketini takip etmelerini, olmayacak şeyler için vaatte bulunmamalarını öneriyorum. Çünkü olmayacak bir şeyi vaat etmemiz onları geçici bir süre hayata bağlar.